Yazık. Babası perişan vaziyette. Katil de olsa evladı. Kimse evladının sonu böyle olsun istemez. Güllü'ye başsağlığına gidecek misiniz? Abimin katili için bir de başsağlığına mı gideceğiz? Layığını bulmuş zaten. Adalet vermese de Tanrı vermiş cezasını. Benim tek üzüldüğüm şey arkasındaki kişiyi söyleyemeden gitti. Sence arkasında biri mi var? Elbette biri var. Hamza tek başına yapamaz ki böyle bir şeyi. Ona akıl veren, onu azmettiren biri mutlaka o. Niçin geldin? Hamza ölmüş. Haberim var. İkimiz de abilerimizi kaybettik. Ama sen sevdiğin, değer verdiğin abini kaybettin. Ben senin Hamza'nın ölümüne neredeyse hiç üzülmedim. Çünkü o sevdiğim adamı öldürdü. Layığını buldu diye seviniyorum bile. Tıpkı senin gibi. Ne kadar da değişmiş. Ne değişmiş? Bu ev. Eski halini iyi bilirim. Önceden bir harabeydi. Ama bizim gözümüze saray gibi gözükürdü. O vakitler. Kemal'le burada yaşamanın hayalini kurardık. Ah kusura bakma. Boş bulundum. Belki de Kemal sana anlatmamıştı. Yok. Kemal bana her şeyi anlattı. Başından beri her şeyden haberim vardı zaten. Lakin bütün bu olanların benim için bir ehemmiyeti yok. Sizin yaşadıklarınız mazide kaldı. Kemal de ben de her ne yaşandıysa hepsini unuttuk. Bizim için geçmiş değil, mühim olan şu an. Biz bu evde çok mutluyuz. Yalnız bir kusuru var bu evin. Çok sessiz. Sessizliğini bozacak bir çocuk lazım değil mi? Ne oldu? Gidiyor musun? Toplantım var. Geç kalıyorum. Otursaydın, bir kahve ikram etseydim sana. Ziyaretin kısa olanı makbuldür değil mi? Az kalsın diyordum. Liderlerden sana şampayı vereceğim. Muzaffer vaziyeti biliyorsun. Yarın bir ara fabrikaya gelirsen. Olur, uğrarım. Thank you.
Merhaba Serap. Serap, gerçekten çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Bu bahsi kapatalım lütfen. Nedir bu? Halide'ye ödenecek parayla ilgili. İmzalaman gerekiyor. Ondan sonra da hemen hesabına aktarılacak. Hayır, aktarılmayacak. Parayı nakit istiyorum. Nakit mi? Tamamın mı? Evet. Serap, bu çok yüksek bir meblağ. Bankayı zorlayabilir. Ne yapıp edip parayı temin edin lütfen. Tamam. Tamam, bankayla konuşurum. Âlâ. Parayı yarın sabah istiyorum. Tamam. Aklında ne var bilmiyorum ama istediğin gibi olsun. Teşekkür ederim Serap. Ne için? Bana hakkımı verdiğin için. Bunca yaşanan şeyden sonra. Teşekküre gerek yok. Muzaffer'e bir söz verdim. Onu yerine getirmeye çalışıyorum. Bir başkası olsa öfkesine yenilebilirdi. Adaletli davranamayabilirdi. Yüce gönüllüymüşsün. Her türlü gelirden sana kalan pay. Yalnız bir şartım var. Parayı alacaksın. Ama dediğimi yaparsan. Ne istiyorsun? Kemal'den boşanacaksın. Haddini aşıyorsun. Bunu yapmaya hakkın yok. Bana böyle bir şart koşamazsın. Abimin vasiyetini yerine getirmek zorundasın. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum zaten. Muzaffer'in vasiyetine senden daha fazla ehemmiyet veriyorum. Muzaffer seni Kemal'den kurtarmak istiyordu. Onun seninle ilgili en büyük talebi buydu. Karar senin tabii. Aklı başında bir kadınsın. Bir işçi karısı olarak yaşamayı seçebilirsin. Kemal'in kazandığı parayla pekala bir hayat sürebilirsin. Ya da dönersin çiftliğe. Özlemini duyduğun eski hayata. Ya parasız sefil bir hayat. Ya da Kemal'siz iyi bir hayat. Tercihini yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.